Cenan Adıgüzel'le gezmeye çıktı. Kenan Doğulu konserine gitti. Özge Özacar Kenan Doğulu hayranıymış. Kenan Bey'in inanılmaz büyük hayranıyız. O yüzden ben çok heyecanlıyım bu akşam. Kenan Bey motorla gelmişsiniz. Motorla geldim. Özge'nin yanında aşırı sönük kalıyorum şu an. Özge'yle ilk karşılaştığımızda da onu düşündüm. Dedim beraber girmesek mi acaba içeri? Hayır hayır kapı. Ben dedim çok şey kaldım falan. Hande Doğan Demir de Kenan Doğulu konserindeydi. Hanımefendi konserden konsere koşuyor. Nerede karşılaştık daha önce? Hangisi? Evet, Athena konserinde. Doğru, evet. Yine ay çok başladı konserler, çok mutluyuz o yüzden. Henüz tatil planı yapmamış. Bodrum'a da gidebilirmiş. Rotayı Çeşme'ye de kırabilirmiş hanımefendi. Çok bir plan yapmadım. İşte bir film, bir festival film çektim. O bitti, oyunum bitti. Şimdi böyle yeni rahatladım, bakacağım şundan sonra. Merve Dizdar'ı da Cannes ödülü nedeniyle bir kez daha kutladı Hande Doğan Demir. Merve çok sevdiğim bir arkadaşım, hayranlıkla izlediğim bir meslektaşım. Yani ne söylenebilir ki, gurur duyduk hepimiz. Çok mutluyuz bize böyle bir şey yaşattığı için. Onu bir daha tebrik etmiş olayım bu vasıtayla. İki çocuk annesi Merve Özbey, ev işi, çocuk bakımı, sahne yaşamı, evi çevir arasında koşa koşa Kenan Doğulu konserine gelen isimler arasındaydı. Saçını başını düzeltecek vakit bulamadığından kameramıza bakın nasıl yakalandı. Hafif bir makyaj, alelacele toparlanmış saçlar, spor giyimle Merve Özbey farklı bir tarz yakalamış. Bu arada Merve Özbey'de kilo değişimi de var. Yaptığı diyette 53 kiloya düştü. Yememek, bir de iki çocuk tabii. Koşturmak, bir de aynı zamanda hem evinin hanımı olup hem konserlere koşturmak. Dışarıdan aslında konser vermek çok kolay gibi gözükse de konser saati işte 2 saat, 2,5 saat gibi gözükse de bizim onun başında bir yolculuğumuz var biliyorsunuz. Yolculuklar, onlar bunlar, haftanın 3 günü konser derken çocuklar, ev, iş güç derken, bu arada konserin haricinde de müzik için yaptığımız kayıtlar bilmem neler, öyle koşturmacayla geçiyor. İnan bana gün içinde bazen böyle şey yapıyorum yani, galiba yemedim. Koşturmaktan yemek yemeyi unutuyormuş ve böyle kilo vermiş. Bu ne kadar sağlıklı tartışılır, ancak çocuklar sağlıklıymış. Şükürler olsun, hepsinin sağlığı yerinde, keyfi yerinde. Büyüklerin ellerinden öpüyorlar, küçüklerinin gözlerinden öpüyorlar, keyifleri iyi. Her şey yolunda. Birlikte güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Merve Özbey de Kenan Doğulu'nun sahneye çıktığı Maslak sahnesinde daha önce konser vermişti kısa süre önce. Ancak hatırlamıyor. Şaka değil, gerçek. Merve Hanım, daha önce siz de bu sahne aldığınız bu açıklamada. Yani hayal meyal hatırlıyorum, sebep. Niye diye sor. Niye? 34 haftalık hamileydim çünkü. Hatta izleyicilerimiz şöyle şeyler söylemişlerdi. Ha düştü, düşecek. Zıplama, izleyen izleyicilerden şöyle tepkiler oluyordum. Hayır oynama, hayır oynama diye. Bende etkisi çok büyük. İnşallah Berker bir daha yapar mıyız ya? Biz de özledik buraları. Ve Kenan Doğulu sahnesine geçelim. Kenan Doğulu her konserinde çok keyifli olur, ancak bu konser başkaydı. Doğulu coştu, seyircileri coştu. Herkes coştukça coştu. Kenan Doğulu sahnedeyken eşi Beren Saat'i sahneye davet etti. Doğulu eşi Beren Saat'in yanağına öpücük kondurdu. Bu arada Kenan Doğulu önceki gecede Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde de sahneye çıkmıştı ve yine muhteşem bir konser verdi. Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sık sık kullandığını bilmeyen yoktur herhalde. Bu davet gecesi öncesi Dilan Çiçek önce duş aldı ve duştan sonra bornozla poz verdi. Davet mekanına girer girmez rol arkadaşı Kubilay Aka ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla da poz verdi. Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu'yla da sevgiliyken buna benzer bir pozu Mert Ramazan Demir'le vermişti. İkinci sayfa kamerasının önüne de geçti. Mini bir elbise, iri taşlarla süslüydü. Bel kısımları transparan, saçlar dalgalı, makyajdan bir davet makyajıydı. Saçlar özgüvenimizin bir parçası. Bileklerini saran narin topuçlarına ise diyecek söz bulamadık. Nereden baksak 10 numaraydı Dilan Çiçek. Çiçek gibiydi, tebrik ettik. Nazar boncuğunu da ekrana taktık. Ancak kameramız biraz zoom yapınca Dilan Çiçek'in yüzünde bir gariplik hissettik. Ya makyaj tarzı ya da estetik müdahale, sanki gözlerini çekik göz yapmıştı. Makyaja az önce verdiğimiz 10 puanı kırmadık, ancak bu yaşta bir estetik müdahale ise olmadı Dilan diyoruz. Kamera açımız onu yandan görüntülerken de göz çevresinde bir gerilim olduğu daha da dikkat çekiyor.
Ama dediğim gibi yani saçlar özgüvenin bir parçası. O yüzden sağlıklı ve güçlü saçlar da benim için çok önemli. Az önce içeri girerken sevgilisi Mert ve kankisi Kubilay ile selfie çekmiş ve paylaşmıştı Dilan Çiçek. İyi adam lafın üstüne gelirmiş. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kubilay demişken. Kolay gelsin. Geldim. Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu laf olmasın diye röportaja gelmedi. Temsilci olarak Kubilay Akay'ı göndermiş. Çukur'dan beri herhalde... Hem de bir yandan da aynı ajanstayız Dilan'la. Her şey beraber oldu. Çok güzel ilerliyoruz. Ben çok seviyorum onunla çalışmayı. Dilan gidiyor, Kubilay Akar röportaja devam ediyor. Hem Dilan'ı hem de Mert'i yere göğe sığdıramadı. Özellikle röportajın bu kısmını dikkatle dinleyin. Mert sizin yakın arkadaşınız. Çok seviyorum Mert'i de. Tanıştırma aşamasında beraber. Ya iki yakın arkadaşımın birlikte olması beni de çok mutlu ediyor. Çok güzel vakit geçirdiklerine eminim beraber. Birbirlerine saygı duyan, birbirlerini kollayan, seven çiftler nadir bulunuyor. Mert ve Dilan da bunun bir örneği. Mutluyum onları görebildiğim için ama ayarlama işini ben yapmadım. Yani öyle bir şeyim olmadı. Hiç kimsenin de ayarlamasını, ayrılmasını ben yapmıyorum. Evde oturup böyle bir karar verme durumum yok yani. Beraber bir yola çıkmışlar. Mutlu olurlar umarım. Kimseye sevgili ayarlamıyorum, kimseyi de sevgilisinden ayırmıyorum şeklinde konuşarak kime, nereye, neden mesaj verdi biz haberi yazarken anlayamadık. Neyse, mutlu çiftlerin yanında üçüncü kişi olma durumunu yaşayanlar bilir. Acı bir durumdur bu. Kubilay Akar'ın aşk bahçesinde yaprak kıpırdamıyormuş. Sizin aşk hayatınızda kimse yok. Biraz daha böyle işe yoğunlaştım diye bir de açıklamalarınız var. Evet, yani daha işe yoğunlaştım. Kendim için bunun daha iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum. Daha işe yoğunlaşmam gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da böyle bir ilişkiye de açık da değilim galiba. Geçen sordular onu, öyle fark ettim. Galiba ben hiç ilişkiye açık değilim. Aşksız kalanların mutsuz olduğu sanılır. Bu bir koca yalandır. Kubi de onaylıyor bu durumu. Şu anda mutsuz da değilim bu durumdan. Gayet iyi gidiyor her şey. İş olarak da amaçladığım, hedeflediğim şeyleri yapabilmek hoşuma gidiyor. Röportaj anında biraz sıkıldı Kubilay Akar. Çünkü geçenlerde Ay Yapım gecesinde eski sevgilisi Miray Dener'le pişti olduğu iddia edildi. Yüzüyle oynamaya başladı. Sonra da cevap verdi Kubilay Akar. Yine biraz daha magazin yapayım. Ay Yapım'ın gecesi oldu. Aha. Bir pişti olayı oldu. Miray Hanım da oradaydı. Ben görmedim. Görsem de pişti değil. Medeni insanlarız. Ben selamlaşayım öyle bir duruma. Aşk bitince maalesef dostluk da bitmiş. Miray Dener'i hem hafızasından hem de sosyal medyadan silmiş Kubilay Akar. Takip ediyor musunuz kendisini? Paylaşımlarını falan? Yok vallahi görmüyorum ya. Yani, acaba baktığınızda ya işte ne keşke... Yok, geriye dönük pek bir öyle keşkem yok benim. Ben çok mutluyum hayatımda. Kubilay Akar açık açık eski sevgilisi Miray Dener'le ilgili sorulara cevap vermeye devam etti. Miray Dener'in geçenlerde yaptığı "Bak neler kaybettin" tarzında bir paylaşımı olmuştu. Üstüne alınmamış Kubilay Akar. Çok böyle değişimler oldu. Çok güzel, çok başarılı devam ediyor. Umarım onun için de her şey güzel olur. Fotoğrafına bakarsınız herhalde bundan sonra. Yok. Neyi kaybetmişim diye bir düşünce olur mu ki? Yok canım, öyle bir kaybetme durumu zaten yok. İnsan olarak asla herhangi bir değersiz bir durumu da yok benim için kimsenin. Benim de öyle olduğumu düşünmüyorum. Öyle bir aramızda herhangi bir öyle bir durum yok yani. Devam edecek yani. Yani evet. Çünkü proje de olabilir değil mi? Yani bir teknik gelse aynı projede yer alabilirsiniz. Yani onları proje gelirse konuşuruz bir gün. Sondan mı başlayalım, direkt Dilan'dan mı başlayalım? Direkt Dilan'dan başlayalım. Çünkü yani dikkat çekmeyecek gibi değil. Dilan'da işin... kalalım. Dilan daha 28 yaşında. Cildi tazecik, kendi tazecik. Yakından da gördük, su gibi bir kız. Evet, cildi çok de o kadar güzel bir kız. Niye yaptın bunu kendine diye sormak istiyorum. Özellikle gözlere bakar mısın? Badem gözü olmuş. Yanaklar, çene, elmacık, çene. Yani bambaşka bir kız. Hani şimdi yüz diyebilir değişmiş, ki makyajla işte şöyle oldu, yok, böyle oldu ama bu makyaj değil. Evet. Hani ufak tefek bir şeyler olmuş ama biraz doz kaçmış sanki. Şimdi ufak tefek adı altında yaptırılan her şey aslında vücudu ve yüzü tamamıyla değiştiriyor. Şimdi ben Dilan'a değil de başka birisine bakıyorum, evet, gibi. Şöyle Dilan'a, yandan bir fotoğraf Dilan'ın görsen. O masum, tatlı, cici yaşının, evet, verdiği tazecik güzelliği gitmiş. Instagram kızlarına benzemiş. Instagram kızları diyoruz çünkü oradaki herkes birbirine benzemeye başladığı için. Çenesiz kadın kalmadı orada. Ya da gözü çekik olmayan kadın da kalmadı. Çeneye hani çekilebilir çene? Göz. Göz kapağı yapılabilir falan filan ama bir ipin ucum kaçıyor. Biz bu çeneye ne diyorduk, bu tarz çenelere? Dalton kardeşler. Dalton kardeşliği var zaten Instagram'da.
Herkes birbirine benziyor. Yani, dediğin yani yazık gibi. Yani. Dilan da sanki birinin fotoğrafıyla bir estetikçiye gitmiş. Ben de böyle olmak istiyorum. Gözleri hafif çekelim. Yanakları dolduralım. Çene de şöyle uzasın. Buralarıma kadar değsin. Yazık, gerçekten yazık. Vallahi çok yani, yani üzüldüm. Şu yandan şimdi haliyle hiç tanıyamadık. Evet. Şimdi Dilan tarafından açıklama gelir. Makyaj. Yok iş, yok makyaj ve ışık. Kamera açısıydı, ters ışıklı. Yok, kamera açısı ve ters ışık insanın çenesini uzatmıyor. Gözlerini de öyle yukarıdan çekmiyor. Alt tarafı kırışık çıkıyorsun, rengin değişiyor falan. Kilolu çıkıyorsun, öyle şeyler. Şimdi bu başka bir şey yani. Bir de Gökçe Bahadır'ı getirelim. Emir Ersoy'la beraber soruları yanıtlıyor. İşte doğallığın ta kendisi Gökçe Bahadır. Oyunculuğuna evet, da hayranınız zaten. O mimikleri, o jestleri bize de geçiyor. Çünkü doğal. Bakar mısınız? Kaz ayakları bile güldüğü zaman şuralarda çizgileri çıkıyor. Gülşen, bir şey söyleyeceğim. Herhalde şöyle oldu.